Bugün neden şık giyindim biliyor musunuz? Bu dersi verirken, bir de Fransa ile ilgili verdiğim dersin ilk kısmını yaparken burjuvazi yani orta sınıflar üzerine bir ders anlatırım. Orta sınıf, işçi olmak veya soylu olmak nasıl inşa ediliyorsa benzer şekilde inşa edilen bir öz kimlik biçimiydi. Ben bir gün gelip size önce Domien hakkında konuşacak, sonra da burjuvazi ile ilgili bazı Domien slaytları gösterecektim. Karım bana burjuvazi hakkında konuşacaksan böyle sıradan her günkü kıyafetinle gidip konuşamazsın. Anlatacağın şeye dair bir hava yaratman gerekir, dedi. Sonuç olarak durumu görüyorsunuz. Bunu yılda bir defa giyiyorum. Maalesef cenazelere giderken giyiniyorum. En son giydiğimde Bill Clinton'ın verdiği bir davetteydi. Ortak dostlarımız var. Oğlumla paylaştığım bir tek kravatım var. Onun spor çoraplarının altında falan onun için başka bir kravat bulmamız gerekti. Sonra New York'a vardık ve bu davete gittik. İki dirhem bir çekirdek giyindik falan. Sonra bir restorana gittik ve sahip olduğum tek kravatımı kaybettim. En son bir kravat satın aldığımda bana 50 dolara patladı. Ann Arbor'da bir tane satın aldım. Bu 75 dolarlık bir kravat. Benim tek kravatım. Dersi anlatırken niçin bu konuda konuştuğumu açıklık getireceğim. Teşekkürler. Bu soruyu daha önceden hazırlamadım. Size bana lütfen bu soruyu sorun demedim. Beni böyle şık giyinmiş olarak görüp baktığınızda cadılar bayramı mı geldi diye düşünmüş olabilirsiniz. Düşündüğüm ilk şey buydu. Beni böyle şık giyinmiş olarak gördüğünüzde lütfen biraz kafa yorun. Bir parça beni biliyorsunuz. Niçin böyle giyinmek 19. yüzyılda çok önemli bir şeydi? Orta sınıflar böyle giyinmeye 19. yüzyılda başladılar. Koyu tonlarda, biraz renkli. Daumier'i gördüğünüzde veya Delacroix'un meşhur slaytını getirmeyi unuttuğum özgürlük insanları sürüklüyor tablosuna baktığınızda burjuvaziyi görüyorsunuz. Kafasında silindir şapkası, bunun gibi bir burjuva üniforması giymiş falan. Bu işte burjuva çağında ortaya çıkıyor. Geçen ders sıradan insanlar, çalışan insanlar için sınıf kimliğinin nasıl oluştuğuna dair konuşmuştuk. Burjuvazi bildiğiniz diğer tüm sınıflar gibi güçlü bir öz kimlik duygusuna sahipti. Eğer bu sınıfa mensup bir aileye doğmadıysanız bu sınıfa girmeniz güçtü. Bununla ilgili birazdan konuşacağım. Bu sınıftan aşağıya düşme korkusu 19. yüzyıldaki pek çok siyasi şeyi teşvik etmeye yarayan bir şeydi. Bir burjuva çağı olması hasebiyle 19. yüzyıl özellikle Batı Avrupa'da ve İngiltere'de, Fransa ve Almanya'da ve İtalya'da gördüğünüz şeylerden bir tanesi orta sınıflar ekonomik güçlerine orantılı bir siyasi güç talep ediyorlar. Eğer 18. yüzyılda bu doğrulusu götürmez, hatta abartılmasına bile mahsur olmayan basma kalıp bilgilerden bir tanesi aristokrasi ile ilgili. O da aristokrat olmak için aristokrat ailede doğmak gerektiği. Ama bir de işler yolunda gider ve şansınız yaver giderse meteliksiz Fransız monarşisi sayesinde kendi paranızla bu konumu elde edebilirsiniz. Ama ideal bir aristokrat, erkek veya kadın fark etmeksizin bir aristokrat kendini ancak bu şekilde tarif eder. Kan bağı ve ailesi sayesinde aristokrat olarak doğardı. Bu atfedilmiş bir statüydü. 19. yüzyılda ise Fransız devrimi ve Napolyon'la birlikte orta sınıf tipi ve orta sınıf değerleri imrenilen bir şey oluyor. Bir kez orta sınıfın serveti arttırıp birazdan bahsedeceğim farklılıkları ve karmaşık durumu öne çıkmaya başladı mı, siyasi güç arzusu kaçınılmaz olur. Bu insanlar oy verme hakkı talep ederler. Basın ve yayın kültürü yolu bilgiye ulaşmak isterler. Bütün bu konular orta sınıflarla yakından alakalı şeyler. Bugün bunlar hakkında konuşacağım. Anlatacaklarımın çoğu burjuva kültürüyle alakalı olacak. Bunun için böyle giyindim. Size söz veriyorum. Ders biter bitmez anında gidip Clark Kent'in yaptığı gibi telefon kabinini bulup normal insan haline geri döneceğim. Şimdi burjuva çağındaki orta sınıf hakkında biraz konuşalım. Orta sınıflar veya burjuvazi günlük hayatta kullandığımız kavramlar. Marx orta sınıftan bahsederken bu sınıftan sanki homojen bir sınıfmış gibi bahseder. Aslında belki de burjuva nesnel ve sosyal bir kategoriden ziyade kültürel çağrışımlar olan bir kavram. Burjuva hayat tarzı sürmek gibi. Özel alana girmek ve çocukluk ve benzer konularda orta sınıfa
mahsus fikirlere sahip olmak bağlamında bu hayat tarzının bazı yönlerini birazdan göreceğiz. Orta sınıf belki de daha uygun bir kavram. Burjuva şehirliyle eşdeğer ama orta sınıf bizim bakış açımızda daha kullanışlı olabilir. Hakkında muhteşem bir kitap yazılmış olan Leeds'in İngiliz burjuvazisi hakkında konuşmak garip bir şey. Çünkü burjuva kelimesi neticede Fransızca bir kelime olarak kullanılmaya başlıyor. Orta sınıflar kavramını ısrarlı bir şekilde kullanarak aslında orta sınıfın ne derece karmaşık bir yapıya sahip olduğunu ileri sürmeye çalışıyorum. Tek bir orta sınıf yoktu. Ama orta sınıflar benzer bazı kültürel değerler ve semboller paylaşıp sıradan insanlardan herhangi bir tehdit geldiğinde oldukça birbirine bağlı bir sınıf temelli şekilde organize olabiliyordu. Marx bunun bir kısmını gayet doğru bir şekilde tespit etmişti. 1847 yılında Journal des Débats adlı bir Paris gazetesinde birisi burjuvaziyi tanımlamak konusunda çok başarılı bir iş yaptı. Burjuvazi bir sınıf değildir diyordu bu kişi. Bir konumdur. Birisi bu konumu kazanır, birisi kaybeder. İş, tutumluluk ve yetenek onu size bahşeder diye iddia etti. Kendine atıfta bulunarak ahlaksızlığın yayılması ve aylaklık onun kaybedilmesi demektir. Ve böylece eski tarz aristokratik çalışmamayı, aylaklığı teşvik eden değer sistemi 17. ve 18. yüzyıllarda gördüğümüz gibi iyice abartılı hale gelebilen bu sistemde bir şeyler vardı. Bir 18. yüzyıl soylusu tırnaklarını uzatıp aylak bir şekilde aristokrat tarzda yaşayarak güzel zevklerini sergilemekten keyif alırdı. Burjuvazi ise bunun dışında her şeyi yapardı. İş önde olmaya olan inancın parçasıydı. Ve öne geçmek istedikleri tek şeydi. Fransız devrimi bu işte önemli bir nokta sanırım. Birçok yerde hukuki engelleri ortadan kaldırarak yeteneğe dayalı kariyerin önünü açtı. Napolyon her askerin sırt çantasında bir mareşalin asasından veya iyi ve sıkı çalışarak tabii girdiğin bu savaşlardan birinde kafan uçmazsa terfi ettiğinde ne veriliyorsa onlardan olduğunu sürekli söylerdi. Ama devlete hizmet etmek konusunda bu kadar ısrar etmesinin sonucu olarak erdemli davranışı ve çok çalışmayı ödüllendirecek bir takım ödüller yaratılmıştır. Mesela Legion d'honneur yani şeref nişanı bunlardan biridir. Para kazanmak da öyle. Tabii ki orta sınıflara para kazanmanın hayatta tek önemli şey olduğu gibi cahilce ve kültürsüz alışkanlıklar atfederek burjuva kültürüyle, bazı durumlarda onun eksikliğiyle dalga geçmek 19. yüzyılda özgün şeylerden biriydi. Friedrich Engels, Marx'ın Sosyalist Orta, kesinlikle Manchester'ın şeytan değirmenlerinin yarattığı gecekondu mahallelerine aynı Marx gibi kafayı takmıştı. Bir keresinde şöyle yazmıştı. Bir gün şu orta sınıf beyefendilerinden biriyle Manchester'a birlikte yürüdüm. Ona utanç verici, sağlıksız mahallelerden bahsettim. Kasabanın fabrika işçilerinin yaşadığı iğrenç kısımlarına dikkat çektim. Hayatımda böyle berbat inşa edilmiş bir şehir olmadığını ifade ettim. Sabırla dinledi ve birbirinden ayrıldığımız sokağın köşesine geldiğimizde dedi ki: "Evet, ama burada kazanılacak çok para var. Size iyi günler bayım." Ve arkasını dönüp yürüyüp gitti. 1830'larda bir işveren işçileriyle ilgili şöyle yazıyordu. Bunu uydurmuyorum. İşçi dediğin ondan sürekli bir şey istenerek rahat bırakılmamalı. Ancak o zaman kendi çocuklarına kötü bir örnek olmaz ve yoksulluğu iyi davranışın garantisi olur. Tabii ki bu orta sınıfın sadece kendi işlerine kafa yorup kendini beğenmesi ve kendinden aşağı sınıflara eziyet etmek konusundaki müptela halini bir karikatürü. Diğer yandan orta sınıfları çalıştıkça haklarını daha fazla bilgi ediniyoruz. 1960'larda insanlar orta sınıflar üzerine fazla kafa yormadılar. Çünkü onlardan pek haz etmiyorlardı. Hep işçiler üzerine çalıştılar. Ama orta sınıflar üzerine yapılmış çok iyi çalışmalar da yok değil. Dostum Pirgin 5 yıllık burjuva çağı orta sınıfın duygudan yoksun bir şekilde yaşayan cahil ve kültürsüz insanlar olduğu fikri üzerine duruyor. Şimdi orta sınıfa ne kadar baksak, baktığımız yer neresi olursa olsun kesinlikle gördüğümüz orta sınıfın yaptığı şeylerden bir tanesi gönüllü dernekler oluşturmaktı. Aristokratlar gönüllü dernekler kurmadılar. Kurma gereği hissetmediler.
orta sınıflar gönüllü dernekler kurdular ve bunların büyük bir kısmı, özellikle İngiltere'dekiler, fazlasıyla hayır amaçlıydılar. Morris isimli birinin Leeds üzerine bir çalışmasına atıfta bulunmuştum. Sanırım Morris. Bu çalışma içlerindeki insanların sıradan insanlar için bir sürü şey yapmaya çalıştığı bu derneklerin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyuyor. Bunun ahlak öğretici bir yanı da var. Her zaman böyle tepeden aşağıya doğru bir ahlak öğretme durumu söz konusu. İşçilerin daha az içmelerini sağlamaya, kiliseye gitmelerini sağlamaya, her fırsatta çocukların okula gitmelerini ve okulda kalmalarını teşvik etmeye çalışırlardı. Miktar ne olursa olsun çocukların gelirine ihtiyacı olan aileler arasında daima bir gerginlik söz konusuydu. 19. yüzyılın başından sonuna kadar çok uzun bir süre zarfında yasalar yüzyılın sonlarına doğru en nihayetinde temel eğitimi zorunlu, birçok yerde zorunlu ve çoğunlukla parasız hale getirdi. İşte size komik bir örnek. Eğer hayvanları seviyorsanız çok da komik sayılmaz. Daha önce söylediğim gibi ben kedi sever bir insanım. Hayvanları Koruma Derneği gibi dernekler, hayır işleri yapan gönüllü burjuva örgütlerin klasik örneklerinden biridir. Bir arada takılmak ve kimin diğerinden daha fazla parası var bunu öğrenmek için bir araya geliyorlar. İngiltere'deki kahvehanelerde veya Fransa'da kulüp denen yerlerde sosyal amaçlarla bir araya geliyorlar. Aynı şekilde Almanya, İtalya ve İspanya'da da öyle. En gülünç sloganlardan bir tanesi, biz devi ediyoruz. Hayvanları Koruma Derneği sloganlarından bir tanesi Fransa'daki örgütlerden birine aitti. Diyordu ki, insanlar hayvanları sevmeli ama onlarla dost olmamalı. Gerçekten ne demek istediğini bilmiyorum ama önemli olan hayvanları dövülmekten, çoğu zaman atların durumunda olduğu gibi öldürüyesiye dövülmekten kurtarmayı istedikleridir. Bunu özellikle uzun dönemde 19. ve 20. yüzyıllardaki pek çok yerdeki boğa güreşlerine baktığımızda, mesela Fransa'nın güneyinde ve İspanya'da boğaları korumak için daima bir takım hareketler vardı. Bu da yapılması gayet normal bir şey gibi görünüyor. Orta sınıfın kendisiyle ilgili basında çıkan tüm berbat haberlere rağmen, yaptığınız okumalarda bunun bir kısmını görebilirsiniz. Hatırlanması gereken bir de iyi yönü vardı. Bu bir dönem. Kesinlikle örgütlü din açısından bakıldığında orta sınıf sıradan insanlara göre, özellikle de işçilere göre kiliseye kesinlikle daha sık gidiyor. Köylüler için ise bu durum yerine göre değişiyor. Daha önce bahsettiğim gibi Fransa'nın pek çok yerinde, ki bu iyi çalışılmış bir örnek, hala Hristiyanlıktan vazgeçirme süreci devam ediyor. Ama din İngiltere'deki orta sınıfın kendisiyle ilgili görüşünde temel bir öneme sahipti. Kiliseye giden insanların yüzdesi biraz şişirilmiş olabilir. İngiltere'nin tamamında bir çalışma yapıldı. Galler ve İskoçya'da olduğunu sanmıyorum ama en azından İngiltere'de, belki Galler'de de, galiba Galler'de de. Sanırım 1851 yılındaydı. İngiltere ve Galler'deki her bir kiliseye bakmaya karar veriyorlar. Diyelim kaç kişinin kiliseye gittiğini tespit etmek için. Korktukları başlarına geliyor ve düşündüklerinden daha az insanın kiliseye gittiğini buluyorlar. Buldukları şeylerden bir tanesi de, eğer kiliseye gitmek isteyen herkes farklı kiliselere gidecek olsaydı, daha sıradan insanlar için Metodist, Anglikan ve İrlandalılar için Katolik, İngiliz vatandaşların belli bir azınlığı için veya Londra'nın doğu ucundaki Yahudiler sinagoga gidiyordu. Bu insanların tümünün ihtiyaçlarını karşılayamazlardı. Onun için o dönem her ülkede benzeri olan muazzam bir kilise inşa etme seferberliğine girişiyorlar. 1871'deki Paris Komünü'nden sonra kesinlikle Fransa'daki şehirlerin kenarlarına tünyen işçi sınıfın mahallelerinde kiliseler inşa etmeye başlıyorlar. Bununla ilgili başka bir derste konuşacağız. Bu konuyla ilgili anlatacak gerçekten çok şey var. Orta sınıflar için din, onların hayatlarında işçi sınıf şehirlerinden daha büyük bir öneme sahip. Köylüler söz konusu olduğunda İngiltere'de hiç köylü kalmamıştı. Bundan bahsedeceğim. Bu derslerden birinde bahsedecek, eğlenceli olacak. Her neyse, başlayalım. Kaç kişi kendini orta sınıf olarak görüyordu? Yine öz kimlik meselesi, konuşmak istediğimiz yönlerinden bir tanesi insanların kendilerini nasıl gördükleri. Nereden biliyoruz? Kimin orta sınıf olduğunu nereden biliyoruz? İlk defa nüfus sayımı yapmaya başladıklarında, nüfus sayımları gerçekten 19. yüzyılı takip eden yüzyılların işi. Daha önce söylediğim gibi ilk nüfus sayımı sanıyorum 18. yüzyılda Kopenhag'da yapıldı. 19. yüzyıla kadar gerçek nüfus sayımlarına hiçbir yerde rastlanmıyor. İnsanlara sormuyorlar. Sadece ismin nedir, nerede yaşıyorsun gibi soruları soruyorlar.
Bazı durumlarda mesleğini sordukları da oluyor. Ama kimseye orta sınıftan mısın diye veya orta sınıftan değil misin diye sormuyorlar. 1970'lerde yeni şehircilik tarihi dedikleri bir alanda bir sürü çalışma yapıldı. İnsanları tek tek sayıyorlar ve kimin kendini orta sınıf olarak görmüş olabileceğine karar veriyorlar. Bu tür şeyler üzerine yazılmış bir sürü tez var. Bir tane Paris üzerine yazılmış var. Paris hakkında biraz konuşmam lazım çünkü orası ile ilgili literatür çok zengin. Adeline Dumas adında bir kadın, daha sonra Le Bourgeois de Paris veya 19. yüzyılın ilk yarısında Paris Burjuvazisi başlığı yayınlanacak bir tez yazdı. Bu kadın ne yaptı? Vasiyetnamelere baktı. Orta sınıf insanların vasiyetname, dolayısıyla öldükten sonra terekelerini bırakacak kadar paraları vardı. Onlara böyle deniyor. Basılı kültürde yaşanan patlama hakkında bu kadar bilgi sahibi olmanın sebeplerinden bir tanesi de budur. Çünkü insanların okudukları kitapların envanterlerini çıkardılar. Bundan daha önce aydınlanma hakkında konuşurken de bahsetmişim. Çünkü bir de bu var. Sosyal sınıf olgusuna bakmak için çeşitli yöntemler kullanırken 19. yüzyılın ilk yarısında Paris nüfusunun %17 ve 19 arasında bir bölümünün burjuva olarak kabul edilebileceği, kendilerini burjuva yani orta sınıflar olarak gördükleri tespitini yapıyor. İngiltere'de bu yüzde daha yüksek. %25'e falan yaklaşıyor. Tam rakamları hatırlamıyorum. 19. yüzyılda bu oran artmaya devam edecek. Hali hazırda bildiklerinizden Avrupa'nın başka hangi bölgelerinde böyle büyük önemli orta sınıfların olduğunu gayet iyi çıkarabilirsiniz. Almanya'nın eski Hansa liman kentleri, 1871'de Birleşmiş Almanya'nın parçası olacak olan Alman serbest şehirleri, genel olarak Bremen, Lübeck ve hepsinden önemlisi Hamburg gibi Kuzey Alman kentleri. Hamburg büyük bir liman kenti. Çok muazzam büyük bir burjuvazisi var. Eğer Madrid'e gidecek olursanız orada da büyükçe bir orta sınıf bulurdunuz. Ama Madrid'i Barcelona'ya kıyaslayacak olursanız bu büyüklük hiçbir şey sayılır. Barcelona bir liman kenti olduğu için kendi iç bölgesiyle ve dünyayla önemli ekonomik ilişkilere dayanan gerçekten doğal bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla burada büyük bir takım oluşturan bir orta sınıf görüyorsunuz. Fransa örneğine baktığımızda bir sürü endüstriye ve küçük işletmelere sahip birçok yer belli ki işçiler kadar olmasa da büyük sayılarda orta sınıflara sahipler. Mesela Lyon iyi bir örnek. Lyon akla gelebilecek en sıkı sıkıya kapalı orta sınıflardan birine sahipti. Hala öyle. Lyon çok fazla Lyon. Ne denebilir? Yine Kuzey İtalya'da büyük canlı bir orta sınıf buluyorsunuz. Güney İtalya'da da öyle. Büyük bir orta sınıfa sahip olmakla beraber İtalya'nın büyük bir kısmı fazlasıyla kırsal. Roma'da bulacağınız ise sadece kilise mensupları. Burası bir şehir, onun için önemli orta sınıf var. Ne kadar doğuya doğru giderseniz orta sınıf o kadar küçülüyor. Rusya'da tahminler nüfusun aşağı yukarı %2'lik bir kısmının orta sınıf olduğunu söylüyor. %2 hiç fazla bir miktar değil ve tabii ki bunlar Moskova'da, St. Petersburg'da ve şimdi Ukrayna'da olan, her zaman Ukrayna'da ama o zaman Rusya'nın parçasıydı, Kiev'de kümelenmişlerdi. Polonya'da Varşova'nın geniş bir orta sınıfı vardı. Birkaç ay önce bir tarih müzesindeydim. Muhteşem Varşova Müzesi'nde. Varşova, Krakow gibi büyük bir orta sınıfa sahipti. Gdansk da öyle. Çünkü bir liman kenti. Ama Polonya'nın büyük bir kısmı kırsal. Onun için böyle bir orta sınıfa sahip olması mümkün değil. Belgrad, Balkanlar'da İstanbul dışında tek şehirdi ama İstanbul Balkanlar'da değil ama önemli bir orta sınıfa sahip. Bu gayet açık. Her neyse, kim bu insanlar ve ne istiyorlar? Bunların hepsi değil. Bunu nasıl anlatsam? Şöyle yapacağım. Orta sınıfı bu şekilde hayal etmesiniz. Bir piramit gibi. Üst tarafı dar, alt tarafı geniş bir piramit gibi. Size bu durumu enteresan şekilde yansıtan taşbaz gibi bir resim göstereceğim. En tepede Zürih'i düşünün. İstediğiniz herhangi bir şehri düşünün. Zürih geniş bir orta sınıfa sahip. Cenevre'de bari sebeplerden dolayı aynı. Ama en tepede en önemli burjuvazi, büyük burjuvazi bulunuyor. Bunlar büyük yatırımcılar. 19. yüzyıl bankerleri bilinen sebeplerden dolayı daha önemli olacaklar. Bunlar büyük balyalar yapıp oradan oraya taşıyan büyük toptancı tacirler. Daha henüz aralarında avukat falan bulunmuyor.
Bunları böyle küçük bir yüzde olarak yüksek burjuva veya büyük burjuva yapan şey, bu çizginin nereye gittiği o kadar önemli değil, siyasi iktidara erişebilir olmalarıdır. Prusya'da bile olsalar, ki burası çoğunuzun bildiği gibi Yunkerler dediğimiz soyluların hakim olduğu bir yerdir, zenginlikleri sayesinde siyasi iktidara erişime sahip olacaklar. Bu da tam olarak onların istedikleri yöntemde. 1830'da Fransa'da bir devrim oluyor. Kitapta hakkında okuyabileceğiniz başka devrim. Tartışmasız Marx bunu söylüyor ve söylediğinde doğruluk payı var. Bu olay ne yapıyor? Fransa'da büyük burjuvazi iktidara getiriyor. Ve kendine vatandaş kral diyen kral Louis Philippe'in desteğini arkalarına alıyorlar. Bu kral 1830'dan 1848'e kadar Fransa'yı yönetiyor. Kendi portrelerinde kim olduğunu göstermek üzere yaptığı tablolarda Bourbon krallarının yaptıklarından çok farklı. Bourbon kralları birbirine benziyor. 14. Louis'nin zavallı halefleri bile öyle. Ancak görebildiklerinin kralı olan, ki durum aşağı yukarı böyleydi, şatolardaki büyük insanlara benziyorlar. Louis Philippe'in kendisiyle ilgili kanaati kendisinin vatandaş kral olduğu yöndeydi. Kendisine böyle diyor, kendisi hala kral, soylu, burjuva falan değildi ama onun resmi portrelerinde benim gibi giyinmiş insanları taht odasına gelirken görüyorsunuz. Benim gibi koyu elbise giymişler. İktidara sahipler. Kral tabloda onları yanında istiyor. Bu son derece anlamlı, son derece enteresan. Yani bunlar en tepedeki insanlar, bunlar büyük bankerler. Yüksek yatırımcılar, sonra burjuvanın başka katmanları geliyor. Boşlukları bir şekilde siz doldurabilirsiniz. Burada küçük bankerler var. Ebat olarak değil, parasal olarak sanayiciler, tacirler, bu tür insanlar ve büyük karikatürist Daumier'in daha az hoşlandığı insanlar, avukatlar. Avukatlar itibar ve işe yararlık konusunda hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Orta sınıftakiler kendilerini işe yarar olarak görmekten hoşlanıyor. Orada önce avukatları sonra da doktorları görüyorsunuz. Unutmayın, doktorlar çok alçak bir sosyal statüye sahipler. Bunların öyle ciddiye alınacak bir yanları yoktu. Napolyon savaşları sırasında askeri doktorların bazıları kasaptı veya sadece nasıl bıçak kullanabileceğini bilen insanlardan seçilmişti. Doktorlar bir öz kimlik geliştiriyorlar ve 19. yüzyılda daha önemli bir konuma geliyorlar. Hangi ülkede olursanız olun orada noterler var. Noterler buraya, Amerika'ya göre Avrupa'da daha önemli bir rol oynuyorlar. Noterler nerede güzel şeyler olduğunu bilir. Fransa'da bir mülk satın alırsanız, söz açılmışken, ipoteğinizin %12'sini kafadan sadece tapunuzu ofisinde saklayacağı için notere ödemeniz gerekiyor. Eğer ipoteğiniz yoksa kafadan mülk değerinin %7'sini ödemek zorundasınız. Yani noterler parası olan insanların tüm sırlarını bilirler. Noterler bütün ülkelerde önemlidir vesaire vesaire. Meslek hanesine bunu bir şekilde yazabilirsin ama bunların paylaştığı çok şey var. Daha sonra en dipte küçük burjuvazi bulunuyor. Herkes küçük burjuvazi dalga geçiyor. Ama onların da bir öz kimliği var. Michigan Üniversitesi kütüphanesindeki raflar arasında bir gün bir broşür buldum. Bu broşür küçük burjuvazi 1. Dünya Kongresi'nin kesinlikle son raporu olmalı. Çok uygun bir şekilde Brüksel'de toplanmışlar. Herkesin öyle küçük yaka kartları taşıdığı mesleki bir tarih konferansına gittiğinizi düşünebiliyor musunuz? Herkesin yaptığı önce şöyle bir vücudunuza ve yaka kartınıza bakıyorlar. Sonra da yüzünüzün bakmaya değip değmeyeceğine karar veriyorlar. Gerçekten zavallıca. Küçük burjuvazi dünya kongresi gibi bir toplantıya gittiğinizi hayal edebilir misiniz? Merhaba, benim adım Albert. Ama bir öz kimlikleri vardı. Kimler küçük burjuvazide yer alıyor? Bu klasik yeni 19. yüzyıl mesleklerinin birçoğu, mesela öğretmenlik. Öğretmenlik köylü aileler için bir tür sosyal hareketlilik yoluydu. Nerede olursanız olun, fark etmez, ister İtalya, ister Almanya, Avusturya, Macaristan veya İsviçre. İşçi sınıfı veya köylüler için kız öğretmenler gittikçe önemli hale geliyor. Bunlar çoğunlukla Katolik okullarında çalışıyorlar. Çünkü kendileri aslında büyük şapkaları olan rahibeler. Çoğu zaman yeterli eğitime sahip olmasalar ve yaptıkları iş onlar için zor da olsa işlerini iyi yapıyorlardı. Ama bu kategoride öğretmenleri bulabilirdiniz. Sonra kahvehane ve bar sahipleri ve benzer insanlar. Size sadece birkaç örnek veriyorum. İşte küçük burjuvazi oluşturuyorlar. Bir de çok önemli, esnaf ve sanatkarları nereye koyuyorsunuz? Usta zanaatkarlar, kalfaların çalışırken kullandığı alet ve edevatın sahipleri. Dükkanlarını kiralıyorlar ve sahibi kendileri.
İşler yolunda olduğunda onlar için de her şey yolunda gidiyor. Ama işler yolunda gitmediğinde onlar için durum pek iç açıcı olmuyor. Bundan dolayı bildiğiniz gibi Fransız devrimleri ve 1848 devrimlerinde daha sonra Viyana, Berlin ve başka yerlerde keşfedeceğiniz gibi onlar her zaman barikattalar. Onlar hep oradalar. Bunlar da küçük burjuvazinin parçası. İnsanlar gereksiz bir şekilde onlar hakkında bazı şeyler söylüyor. Size birkaç örnek vereyim. Eğer büyük Fransız romancısı Balzac'ı okursanız ona kelime başına para ödüyorlardı. Onun için mesela bir koltuğu tarif etmek için iki sayfa yazdığı olur. Balzac gerçekten burjuvazinin romancısıdır. Paris'i anlatırken nüfusun %17 ile %19 arasında bir kısmı gittikçe Paris'in batı kısımlarında yaşıyor. Bununla ilgili az sonra daha fazla şey söyleyeceğim. Orayı vahşi bir orman gibi tasvir ediyor. Sabah evden çıkarken paranı sayıyorsun, akşam eve döndüğünde tekrar sayıyorsun. Bu arada karın nüfus sayımında çalışmıyor olarak gözüküyor. Eğer bir dükkan sahibiysen hesapları karın tutar. Eğer zanaatkarsan sen çalışırken kasanın arkasında karın durur. Balzac bunu orman olarak tarif ediyor. Ortamın gerçekten neye benzediğini size gösterebilmem için bu şeyi bir yerlerde bulmam lazım. Dört Rüzgar Sokağı isminde muhteşem bir yazısı var. Bu Paris'te bir sokağın adı. Rue de Quatre-Vingts. Odeon'a yakın. Neyse bu önemli değil. İşte şurada benim gibi giyinmiş bir adam. Bunda bir hikaye var. Benim gibi giyinmiş ve burjuva şapkasını takmış. Benim böyle bir şeyim yok. Benim tek şapkam üstünde Michigan'ın M'si olan şapkam. Elbisesi vücudundan uçup gitmeyecek ama rüzgar onun kim olduğunun sembolü olan şapkasını uçuracak. Rüzgar onu elinden uçurup götürüyor. Yüzlerce fırça darbesiyle Domi'ye yüzündeki panik bakışını yakalıyor. Çünkü evine şapkası gidecek ve karısı ona şapkan nerede diye söylenecek. Rüzgar onu uçurdu. Onun için yeni bir tane satın almak zorunda. Parayı biriktirmek zorundalar ki bu ormandaki merdivenden düşmesinler. Bunu bir merdiven gibi düşünmek zorundasınız. Aynen böyle. Sosyal yükselme hedeftir. 2,2 adet çocuğuna bırakacak kadar paran olsun istiyorsun. Sonra bunu gerçekten yapabilmek için orman gibi sarmaşıkların olmak zorunda. Kötü ekonomik zamanlar için hazırlıklı olman lazım. Diyelim 1816-17 yıllarında Avrupa'da bunu yazmayın. Eğer yazarsanız saplantılısınız demektir. Ben saplantılıyım. Ama 1826-27, 1840-41 gerçekten kötü. 1846-47, 1855 bunlar gerçekten berbat yıllar. Bu anlarda eğer kredi bulamazsanız şimdi burada olan budur. İnsanlar kredi vermedikleri için eğer kredi bulamazsan aynı şey başına bu geliyor. Burada en aşağıda neler oluyor? Bir keresinde Poseidon macerası diye berbat bir film görmüştüm. Suyun aşağıdan yukarıya doğru yükselip sonunda nefes alacak hiçbir yer bırakmadığı bir sahne var. Bu merdivenin en altındaki insanlar işçi sınıfının taleplerini aynen böyle görüyorlardı. Onlar da oy kullanmak istiyor. Hani oy kullanıp da seçtikleri birisi vergileri falan arttırırsa ne olur? Bu gerçekten korkunç bir şey. Burada aşağıda ne var? Bunlar sıradan insanlar. Bu Paris'in durumunda olduğu gibi nüfusun diğer %83'lük kısmı. Eğer burada en aşağılarda bir yerlerdeysen proleter saflarına düşeceksin demektir. Burası gerçekten orman ve durumu toparlamak için bayağı bir debelenmen gerekecek. Kötü zamanlarda oraya düşme şansın oldukça yüksek. Ama pek çok insan yukarıya çıkıyor ve 19. yüzyılda orta sınıf safları her yerde, hatta Rusya'da bile genişliyor. Durum en basit şekliyle böyle. Orta sınıf kültürünün bildiğiniz, çoğunuzun bildiği bazı donanım ve teçhizatı konusunda konuşabilirim. Domiye 19. yüzyılın en büyük karikatüristi ve biraz aşırı olacak ama tartışmasız tüm zamanların en büyüğü. Bu gerçekten öyle. Yakaladığı şey eğer Macaristan, Polonya, İspanya ve Prusya'yı saymazsanız Avrupa'nın büyük kısmında hakim olan hava paranın kan bağından artık daha önemli oldu. Adam ne yapıyor? Parasını sayıyor. Hatırlayın ne demiştim? Sabah evden çıkarken parasını sayıyor. Bir de eve gece geliyor ve ne yaptığını görmek için bir kez daha sayıyor. Bu müthiş bir şey. Hatırlıyor musunuz? Burjuva içindeki çeşitlilikten size daha önce bahsetmiştim. Bunu görebilirsiniz. Bu tabloların bazıları, bu gerçekten çok enteresan bir sanat değil. Ama konumuz bu değil. Bunun neyi gösterdiğine dikkat edin.
Soldaki adam bir satıcı. Bu tam bir 19. yüzyıl mesleği. Diğer pek çok meslek gibi. Bu arada bu 1860'lardan önce, çünkü donma kalem o zaman icat edildi. Bu adamın elindeki tüy kalemi. Şimdi de paltolara bakın. Her ikisinin paltosu da benimkine benziyor ama aralarında büyük bir fark var. Bu adam, eğer çok iyi gözleriniz varsa tersten okuyabilirsiniz. Adamın sömürgelerden gelen malların, ithal malların fiyatları üzerine bir gazete okuduğunu görebilirsiniz. Bu toptancı tacir. Bu adam benim üçgenin en tepesindeki insanlardan biri. Bakın, bir de bu adamın giydiği paltoya bakın. Bu henüz yüzün başları. Bunu söyleyebilirsiniz. Bu adam ya halihazırda birinin damadı ya da damadı olacak. Burjuvazi fazla öpüşüp kucaklaşmazdı. Ama burada adamın eli gayet zarif bir şekilde yaşlı adamın kolunun üzerinde duruyor. Ona sarılıp her iki yanağından bir öpücük verecek gibi gözükmüyor. Ona sarılıp her iki yanağından bir öpücük verecek gibi gözükmüyor. Bir gün bütün bu şeyler onun olacak. Tabii ki kartları doğru oynarsa. Hala anlaşmalı evlilikler var. Aşk önemli ama evlilikler çoğunlukla belki orta sınıflar için sıradan insanlara göre daha az ekonomik ilişkiler olarak görülürdü. Böyledi işte. Çeyiz falan konular üzerine tartışmaların olduğu ekonomik ilişkiler. Soldaki adamımıza bakın. Bu adam çok çalışıyor. Bu yukarıya konulmuş olan kutup bunları gerçekten ayırıyormuş hissi veriyor. Benim rastgele ve çok da usturuplu çizemediğim üçgendeki sınırlar gibi. Bu insanların paylaştığı bir şey var mı? Evet. 1830'da, 1848'de var ama diğer zamanlarda yok. Bu adam gibi olmayı hayal ediyor. Çok çalışacak ve iyi eğitim görecek. Muhtemelen ilkokuldan sonra okumadı. Her neyse, durum böyle. Gidişatı takip etmek için saati taksam iyi olur. Bu çok rastlanan bir şey. Okuduğunuz kitapta bunu görüyorsunuz sanırım. Bu tür konuları çok geniş bir şekilde ele almak mümkün. Uzun dönemin önemli temalarından bir tanesi Paris ve Londra'nın daha varlıklı batı kesimlerinin ve Viyana'nın varlıklı orta kısmının gelişimi hızlanırken şehirlerin doğu kısımları ve kenar mahallelerin daha da fakirleşmesidir. Bu başka bir konu. Yine dönemin büyük bir kısmında ve bir dereceye kadar bugün yaşadığın bina ne kadar paran olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Giriş katı Fransızca rez-de-şose kapıcı dairesidir. Kapıcı dediğimiz çok mütevazı durum olan birisi. Belki oradaki küçük burjuvaya koyabilirsiniz. Sonra birinci kattaki büyük daire. Yüksek tavanlar, büyük partiler, benim gibi giyinen bir sürü insan, bir piyano falan var. Piyanolarla ilgili birazdan fazla şey söyleyeceğim. Bu işte benim ters dönmüş üçgenim, değil mi? Yukarıya doğru çıktıkça hala orta sınıfın içindesin. Senden yukarıda olanın şu küçük Napolyon yataklarından falan var. Umarım kulaklarını kendi bebeğin ağlamalarına tıkamıyordur ama hayır, bariz bir şekilde burası farklı bir ev. Adam bir müzisyen. Bu oldukça banal ama yine de etkileyici. Burada yukarıda çok fazla parası olmayan bir sanatçı yaşıyor. Bir parça mobilyası var. Ama fazla değil. Merak komşusu resimlerine falan gelip bakıyor. Sonra en yukarıda içlerinde en fakir olan var. Orada çatının üstündeki kediden başka bir de kadın terzi var. Bu meşhur taş baskı resme bakan herkes kadının biraz da olsa itibarının kaldığını anlar. Neden? Çünkü yatağını henüz rehinciye bırakmamış. Zola'nın çok önemli romanı La Zomouar'da Gervas samandan bir yatakta köpek gibi ölüyor. Çünkü normal bir yatağı yok. Bu kadın en tepede olmalı. Bu odalar 20. yüzyılda öğrencilerin oturduğu yerlere çevrildi ve sonra da çok pahalı çatı katı dairelere dönüştürüldüler. Piyano eski piyanoların yerini alıyor. CEI Üniversitesi'nde emekli bir müzik profesörü olan Leon Plantinga bununla ilgili çok enteresan bir şeyler yazdı. Piyanonun rolü ve ortaya çıkışı hakkında. Long Beach'te hocalık yapmış olan William Weber'la birlikte şato konseri veya kilise konserini değil de halk konserlerinin ortaya çıkışı hakkında enteresan şeyler yazdılar. Burada piyano önemli rol oynuyor. Burada piyano önemli bir rol oynuyor. Piyano pahalı ama orta sınıfın piyanoları vardı. Emekçi insanların piyanoları yok. Orta sınıf insanların var. Burada önemli bir başka şey daha var. Evlerinde birden fazla oda var. Bazen ikiden bile fazla odaları var. Bir sürü odaları var. Orta sınıfın istediği, bütün bu üçgendeki insanların istediği mahremiyet istiyorlar. Özel yaşam istiyorlar. Kendi odalarını istiyorlar. Kız piyanosunu çalıyor. Bütün bunlar anlattığımız sürecin sembolleri. Orta sınıf mahremiyet istiyor. Ve başka bir şey daha geliştiriyor.
Bunu söylemek biraz basma kalıp çünkü bunu bir sürü insan söylemiş ama abartmakta mahsur yok. Orta sınıf tartışması bir şekilde çocukluk olgusunun yaratılmasını sağlıyor. Birçok erken modern tabloda çocuklar sanki biraz üstlerine basılmış yetişkin falan gibi resmediliyorlar. Çocuklar normal hallerine 19. yüzyılda kavuşuyorlar. Sıradan köylülerin çocukları, herkes hayvanlarla beraber çoğu zaman da yetişkinlerle birlikte uyurdu. Çok sıradan insanlar, Avrupa'daki en berbat evlerin bazıları Edinburgh veya Glasgow'da, Fransa'da Lille ve Berlin'de ve başka bazı yerlerde bulunurdu. Gizlilik diye bir şey yoktu. Herkes aynı odada uyurdu. Hiçbir şey gizli olmazdı. Orta sınıfın istediği sosyal olarak ilerlemenin ve siyasi güce erişebilmenin yanında daha fazla yer, daha fazla alan istiyor. Çocukluk duygusu meselesine gelince çocukluk denen şey sıradan insanlar için söz konusu değildi. 5-6 yaşından itibaren çalışmaya, aileye yardım etmeye başlıyorlardı. Onların deyimiyle küçük avluda hayvanlara göz kulak olmaya başlıyorsun. Tavuklara, tavşanlara falan bakmaya başlıyorsun. Çalışan insanlar, onların çocukları bir şeyler yapmaya başlar başlamaz hemen işe giderlerdi. Eğer fakir ve işleri yoksa dilenmeye gönderilirlerdi. Çocukluk bir orta sınıf olayı haline geldi. Kesinlikle soyluların da çocukları vardı ama çocukları yetiştirme tarzları bambaşkaydı. Soylular çocuklarını devlet okullarına hatta özel okullara göndermezlerdi. En azından belli bir dereceye kadar özel öğretmenlerden eğitim alırlardı. Çocuk saati, çocuk odası, çocuk odası kavramı, kendi odana sahip olmak veya bir kardeşinle paylaştığın bir odanın olması bile Avrupalıların pek çoğu, Avrupalıların büyük bir çoğunluğu için hayal edilemeyecek şeylerdi. Çocuk saati hala çocuk saatine gelmemin emredilmesini bir korku filmi gibi hatırlıyorum. Misafirler varken ortaya çıkıp mütevazi numaralarından birkaçını misafirlere göstermen gerekirdi. Sonra pılını pırtını toplaman için gönderilirdin. Portland, Oregon'da piyanoda bir tek bile nota çalamadığım için 2 haftadan sonra bir rahibe tarafından piyano dersinden kovulmuş, oyun sahasına geri postalanmıştım. Gösterecek fazla numaram yoktu. Neyse, bu çocuk saati falan gibi fikirler orta sınıftan ortaya çıkıyor. Ya doğum kontrolü? 10 veya 11 çocuk sahibi olmama fikri. Birçok dostumuz var. Bir tanesi maalesef geçenlerde öldü. Çok eski dostlar. 1930'larda Fransa'nın güneyinde doğmuşlar. Bir tanesinin 13 erkek ve kız kardeşi var. Diğerinin 11. Bunlar büyük bir sefalet içinde büyümüşler. Fransa'nın merkezinde çok ama çok koyu katolik bir aileleri vardı. Orta sınıf, özellikle Fransa orta sınıfı çocuklarının sayısını azaltmaya başlıyor. Fransa özel bir vaka çünkü burada insanlar başlarından atıyorlar. İlk doğan çocuğa her şeyi bırakmak suretiyle miras sorunu çözüyorlar. Yoksa toprak 2, 3, 4, 5 hatta 20'ye bölünmek zorunda kalacak. Hiçbir toprağın yoksa ne olacak? Pek hoş bir durum değil. O zaman 2.2 gibi bir ortalama sayıda falan çocuğa sahip olmaya başlarlar. Doğum kontrolü, Avrupa'nın bazı bölgelerinde insanlar doğum kontrolünün köylülerle başlayıp sonra üst sınıflara doğru çıktığına inanıyorlar. Ama esasen özellikle Fransa örneğinde pek çok şey gibi, bu da burada ölümle çalışılmış bir konu, doğum kontrolü orta sınıflarla birlikte başlıyor. Çocuklarını sınırlıyorlar. Böylece çocukları erkek olsun, işi miras olarak devralsın ve bir umut, kalan yeteri miktar parayla da işi devam ettirsin. Bir kitap kültürü, bu sadece bir örnek. Bütün bu salon, sanat gösterimini seyretmeye gitme fikri, bu fikir 18. yüzyılda başlıyor. Orta sınıf, daha önce haklarında konuştuğumuz 17. yüzyıldaki Hollandalı orta sınıf gibi görülmeyi yeğliyor. Tabloları olan insanlar gibi görülmek istiyorlar. Tiyatroya gitmek için sırada bekliyorlar. Bunlar hep Domier'den. Bu Marceau, akşam yemeğinden sonra yutmak zorunda olduğum bir parça. Bu da küçük bir kız, orada oturan ve bekleyen çok sıkılmış bazı insanlar için birkaç nota çalmak üzere ortaya çıkarılmış. Bugün senin doğum günün baba fikri bile. Eğer sıradan bir insansan ve yazın sabah 4'te tarlaya gitmek zorundaysan veya gündüz işe gidiyorsan doğum günü kutlamak için ara veremezdin. Çocukluk kültürü gerçekten hep orada. Ama aynı zamanda şöyle bir fikir de var. Bu doğum kontrolü konusundaki açıklamalarınıza biraz uymayacak ama orta sınıfla birlikte ortaya çıkan hazırlıklı olma fikri de var. Donanım ve eşyalardan bir tanesi, bir keresinde bu dersin benzeri bir ders verdiğimde eski yıpranmış bir şemsiyem vardı. En yüksek basamaktaki insanların
en alttaki insanları nasıl vurmaya çalıştıklarını açıklamaya çalışıyordum. Bu şemsiyeyi sonunda parçaladım. Aynen birisinin gitarını sahnede parçalaması fantezisi gibi. Söylemek istediğim, şemsiye de orta sınıfla birlikte ortaya çıktı. Şemsiyeler siyah renkte, şimdikiler gibi büyük renkli şeyler değil. Var olan tek elbiseyi koruma fikriyle başlıyor. Ben Oregon'danım, orada şemsiye taşımazdık. Zaten yağmur hep yağardı ve ben de şemsiyemi hep kaybederdim. Şemsiyeler piyano ile birlikte orta sınıf eşyaları. Çocuk odası, çocuk saati, çok fazla çocuk sahibi olmama fikri, silindir şapka, gazeteler vasıtasıyla bilgilere erişmeyi isteme fikri, oy verme hakkını isteme, sosyal merdivenlerde kendilerinden altta olanların oy vermesini muhtemelen istememe ama kendileri için oy verme hakkını talep etme, bunlar hep orta sınıfın özellikleri. Son olarak bana kalan son bir dakika 35 saniyede burjuvazi orta sınıflar, bu özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve başka bazı yerler için geçerli, silah taşıma hakkı istiyorlar. Ulusal muhafız alayında yer almak istiyorlar. Hani olur da Fransa veya Almanya, bilmiyorum, uzak yerlerden mesela Finlilerce veya olasılık dışı başka birilerince istila edilirse muhafız alayı farazi olarak orada olurdu. Ama ulusal muhafız alayına katılmak istemeden esas sebebi, orada olmak için mülk sahibi olmak gerekiyordu. Oy verme hakkına sahip olmak için mülk sahibi vatandaş olarak tarif edilmek gerekiyordu. Bütün bu ülkelerde oy verme hakkı, evrensel olarak erkeklere oy verme hakkının tanınmasına kadar ödediğin vergi miktarına ve sahip olduğun mülkün boyutuna göre tarif ediliyordu. Bu merdivenlerin nerede olduğunu ödediğin vergiye bakarak ölçebilirsin. Çok fazla vergi ödemek istemiyorlardı ama mülk, birisinin kendisinin sosyal olarak değerinin ne olduğuna dair inancını yansıtır. Onların bakışı böyleydi. Artık sosyal durumun kan bağıyla alakası yoktu. Onun için bu ulusal muhafızları oluşturdular. Özellikle devrimlerden sonra 1848 ve 1830'dan sonra bir süre ortalıkta yürüyüşler yaptılar. Ama bunlar esasen kendilerini işçilere karşı korumak için planlanmıştı. Hani bir gün bütün insanlar ayaklanır, bu merdiveni tırmanırsa parmaklarını basmak ve vurup aşağı indirmek için orada olmalıydılar. Bu çok uzun sürmüyor. Kısa bir süre sonra hepsi yorulur. Bu demeye değil, kim olduğunu bilmiyorum. Önemli değil, çok da güzel değil. Bıkmış donuyor. Karısı ona sanki bunu niye yapıyorsun anlamıyorum. Gecenin bir yarısı ortalıkta yürüyerek kimse zaten isyan falan etmeyecek der gibi bakış atmış. Bu uzun sürmeyecek. Oradaki eski tüfeği dolaba geri girecek veya geyik öldürmek için tekrar dışarı çıkacak falan. Bu da bu işin sonu olacak. Ordu gibi daha profesyonel baskıcı güçlere dönecekler. Domier'in hafif hatları, bu sonuncusu, bu tabloda kayboluyor. Bunun adı Rue Trazognan, Nisan 15, 1834. Bunu yazmayın. Paris'te artık olmayan bir sokağın ismi. Osman 1850 ve 1860'larda bulvarları inşa ettiğinde bu sokak ortadan kayboldu. Ortadan kalkması için özellikle seçildi. Çünkü 1830'ların başlarında olmuş bir olayı hatırlatıyordu. Bu olayda burjuvazi paniğe kapılıyor ve sıradan insanlar dolu bir eve giriyor ve onları ateş etmeye başlıyor. Hafif hatlar Domier'le birlikte sona eriyor. Rouen'de 1848'de gerçekleşmiş bir katliamdan sonra bunlardan bir tane daha yapıyor ama o kaybolmuş. Elimizde yok. Rue Trazognan, H.D. Domier sol altta. Orta sınıflar bilgiye erişime sahip olmak için o kadar mücadele ettikten sonra, en azından Fransa örneğinde 1835'te alkışlarla bir basın kanununa kavuştular. Bu kanun Domier'i bunun gibi çok hassas gözüken politik sahnelere değinmekten alıkoydu. Bu olayın olduğu Paris'in köbeğindeki Rue Trazognan kaybolup gitti. Paris'le ilgili şeyleri düşünen insanların toplumsal hafızasından öyle kolay kolay kaybolmadı. Sonuç olarak orta sınıflar fazlasıyla çeşitlilik gösteriyor. Ortak çok şeyleri var, ortak bir maddi kültüre sahipler. Erişilen statüye olan ortak bir inançları var. Bu da sahip olunan mülkle ölçülüyor. Oy kullanmayı istiyorlar. Alınan kararlarda müşterek bir ses istiyorlar. Domier ve başka insanlar tarafından çok güzel bir şekilde resmedildiği gibi orta sınıflar içindeki bütün bu çeşitliliğe rağmen bıçak kemiğe dayandığında 19. yüzyılda, burjuva yüzyılda bu insanların birçok ortak yanları vardı. İyi hafta sonları, pazartesi görüşürüz.